Riyaz-ı Salihin'de 16 numaralı baptayız. Babul emri bil muhafazati ala sünneti ve adabiha. Babul emri, emir babı. Neyle emir? Bil muhafazati, muhafaza koruma babı. Ala sünneti, sünnet üzere ve adabiha ve onun edepleri. Yani Peygamberin sünnetini ve edeplerini koruma babı. Bununla alakalı bab. Peygamberin sünneti ve edeplerini. Bilirsiniz ki hadisleri inkar eden bir grup vardır. Kendilerine ehli Kur'an denilmektedir. Ehli Kur'an, Kur'an ehli. Kur'an ehli olmak kelime manası olarak güzel bir şey. Ama kastedilen şey içeriğine baktığımızda sapıklıktır, uydurukluktur, asılsızlıktır. Tamamıyla bir bidatçı fırka. Aslı temeli olmayan bir fırka. Hadisleri tamamen bir kişi reddetmiş olsa bir sürü problem doğar. Bu problemlerden belki en derin olanı nedir? Kur'an-ı Kerim'de hürrimet aleykum ummahatukum diye devam eden bir ayette erkekler hangi kadınlarla evlenemez? Onlar anlatılmıştır. Ayetlerde bu anlatılmış. Ama oraya baktığımızda bir kişinin kendi torunuyla evlenemeyeceği yazmıyor. Yani sadece ayetlere inanırız, hadis diye bir şey dinde yeri yoktur diyenler, bir kişinin torunuyla evlenmesini engelleyecek bir ayet bulamazlar. Böyle bir ayet yok. Ne engelliyor bunu? Hadis engelliyor. Ha, demek ki hadis diye bir şey yok diyen zihniyete göre birisinin torunuyla evlenmesi caiz oluyor. Çıkan sonuçlardan birisi bu. Bununla alakalı bir sürü örnek sıralanabilir. İmam Nevevi konuyla alakalı hangi ayetleri toparlamış? Kâlallahu Teala, Yüce Allah şöyle buyurdu. Ve ma her neyi ata verirse kum size kim? Er-Rasûl. Fehudû alın. Hu onu. Ve ma ve her neyi neha nehyederse yasaklarsa kum size anhu ondan da fentehu kaçının uzak durun. Peygamber size neyi veriyorsa alın, neyi yasaklıyorsa ondan da kaçının. El-Haşr 7. Ve gâle teâlâ ma yendigu ve ma yendigu hüve, o peygamber konuşmaz. Anil heva, hevasından konuşmaz. Kendi kafasına, arzusuna, isteğine göre konuşmaz. İn hüve illa vahyun yuha. Onun konuştuğu sadece vahiydir. Kendisine vahyedilen vahiydir. En-Necm 3-4. Ve gâle teâlâ, kul söyle, inşaet, kuntum siz iseniz, tuhibbûnallâhe, Allah'ı seviyorsanız. Öyleyse madem ki Allah'ı seviyorsunuz, ittebi'u tabi olun mi bana ki yuhbib sevsin kum sizi Allahu Allah. Ve yağfir ve bağışlasın lekum sizi zunubeküm günahlarınızı. Ali İmran 31. Burada ayette ne geçiyor? Bana uyun ki Allah sizi sevsin, günahlarınızı affetsin. Bakın, fettebi'uni, aslında fettebi'u el Kur'an demiyor. Kur'an'a tabi olun demiyor, bana tabi olun diyor. Burada fettebi'uni, bana tabi olun derken ayetleri kastediyordu diyeceksek neden direkt ayetler dememiştir? Fettebi'u el ayat veya fettebi'u tabi olun vafay, sizler neye tabi olun? Ayatillahi, Allah'ın ayetlerine tabi olun denilebilirdi. El Kur'an'a denilmemiş ama. Ni bana tabi olun. Bana tabi olun ki sizi sevsin, ki günahlarınızı affetsin. Ayetler dememiş. Lekad andolsun ki kâne lekum, sizin için vardır fi Rasulillahi, Allah'ın Rasulünde ne vardır? Üsvetün, örnek, hasenetün, hem de güzel. Güzel bir örnek vardır. Uyuma bakımından.
Limen o kimse için ki kâne yercu umuyor. Allah'ı uman için. Vel yevmel ahira ve ahiret gününü uman için peygamberde güzel bir örneklik vardır. El-Ahzab 21. Ve gâle teâlâ felâ hayır ve rabbike Rabbine yemin olsun ki la yu'minûne onlar iman etmiş olmazlar. Çok önemli, çok dikkat edilmesi gereken bir ayet. Ayetlerin hepsi önemli. Yanlış anlaşılma olmasın da. Konuyla alakalı çok önemli bir ayet. Fela hayır ve Rabbike Rabbine yemin olsun ki la yu'minune iman etmiş olmazlar. Hatta ta ki yuhakkimu onlar hakem tayin edene kadar ke seni. Onlar seni hakem tayin edene kadar iman etmiş olmazlar. Onlar seni hakim tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar. Hangi konuda hakem tayin etmedikçe? Fima o konudaki şecera. Şecera da 5 diyor. Dipnot ihtilada. Yani karışıklığa karıştılar. İhtilaf ettiler. İhtilaf ettikleri, tartıştıkları konuda seni hakem etmedikçe. Beynehum kendi aralarında. Tartıştıkları konuda seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar. Mesela bununla alakalı ne var? Dikkat edilirse seni tayin etmedikçe de. Bir de şu var. Yuhakkimu nasıl bir fiil? Muzari fiil. Öyle değil mi? Yuhakkimuke. Muzari fiil. Muzari olması gelecek zamanı da kapsıyor yani. Sadece peygamber zamanını değil. Sen hayattayken seni hakem tayin etmedikçe demiyor. Eğer öyle olsaydı hakkeme yuhakkimu. Direkt hakkeme yani mazi kalıbı kullanılır idi. Neden muzari kullanılmış? Tüm zamanlara hitap etsin diye. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki emirleri sadece peygamberin yaşadığı döneme hasredersek, o döneme aittir dersek ve etimul haccı tamamlayın diyor Allah. Ne zaman peygamber hayattayken hacı vardı artık yok demek gerekir idi. Ve yuqimussalate namazı kılın. Yani namaz peygamber zamanında. Faizden kaçının, faiz yiyen Allah'a savaş açmıştı. O zamandı. Böyle dersek orada ve edîullâhe, bu da bir emir Kur'an'da ve edîullâhe, Allah'a itaat edin. Bu da peygamber zamanındaydı. Artık etmesek de olur demeye gider bu iş. Ha, demek ki Kur'an-ı Kerim'deki emirler peygamber zamanını sadece o zamanı kapsayıcı değil, tüm zamanları kapsayıcıdır. İşte yuhakkimu zaten muzaridir. Geniş zamanı ifade ediyor. Geçmiş zaman fiili değil ki. Öyleyse günümüzü de kapsamaktadır. Geniş zaman. Demek ki günümüzde de peygamberi tartıştığımız noktalarda fîmâ o konudaki şecara beynehum aralarında ihtilaf ettiler. İhtilafa düştükleri konuda seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar. Buradaki fiilin muzari olması önemli. Arapça bilmenin bir önemli yani püf noktası da bu. Sümme sonra la yecidu bulmayacaklar. Tayin etmek de yeterli değil. Tayin ettin mesela dedin ki ey peygamber senin sünnetine hadislerine uymamız gerekir mi? İleride gelecek gerekir mi? Gerekmez mi? Açıkça uyun diyor. La yecidu bir de bulmayacaklar. Yani seni hakem tayin ettiler sen bir karar verdin. O kararın üzerine de la yecidu fi enfusik. İçlerinde bulmayacaklar. Ney? Haracen bir sıkıntı da bulmayacaklar. Mimma o şeyden dolayı ki gavayite sen hüküm ver. Verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir bunalıklık, bir sıkıntı da olmayacak. Peygamber öyle dediyse öyledir diyecekler. Ve yüsellimu teslima tam olarak teslim olacaklar. En-Nisa 65. Ve gâle teâlâ fe inşâet tenâze'tum siz ihtilafa düşerseniz, tartışırsanız fi şeyin bir konuda öyleyse ruddu siz havale edin, götürün hu o konuyu, o işi kime götürün? İlallahi Allah'a götürün. Gerçekten Allah'ın yanına mı gideceğiz? Yok ilallahi derken Kur'an'a götürün ya. Yani. Allah'ın yanına kim gidecek? Allah bir mekanda değil ki. Ve Rasuli ve Rasule götürün. Ruddu götürün diyor. Rasul şu an nerede? Hadi götürdük mezarına gittik götürdüm. Ne faydası var? Bir faydası yok.
Cevap vermiyor bana. Verse de ben duymuyorum. Demek ki kastedilen ne? Hadisler. Zaten geliyor şimdi. En-Nisa'u 59. Nisa suresi 59. ayet. Kale el-ulema'u. Alimler şöyle dedi. Ma'nahu, o ayetin manası nedir? İlel kitabi ve sünneti. Kitaba ve sünnete götürün konuyu. İpek giymek veya altın takmak, işte erkeklerin altın yüzük takması veya kolye takması haram mı değil mi? Kur'an'a baktım bulamadım. Ferudduhu ilallahi, Allah'a götürdüm. Yani ilel kitabı, kitaba götürdüm bulamadım. O zaman ve rasuli, yani ve sünneti, sünnete getireceğim. Sünnette de şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır diyecek. İpek ve altın diyecektir. Demek ki peygamberin sünneti, hadisleri, dinde yeri kesinlikle var. Ve Gale Teala, Yüce Allah şöyle buyurdu. Men her kim yudu'a itaat ederse, Rasule itaat ederse, yani onun emirlerine itaat ederse, tebuduğunda kat muhakkak ki eda'allâhe, o kişi Allah'a itaat etmiştir. Resul zaten nereye çağırıyor seni? Allah'a imana çağırıyor, Kur'an'a inanmaya çağırıyor. Ma yendigu anil heva in hu illa vahiy yuha. Ne derse vahiydir. Vahiy de Allah'tan gelmektedir. Dolayısıyla peygamberi dinleyen bir yerde Allah'ı dinlemiş oluyor. En-Nisa 80. Ve gâle teâlâ ve inneke şüphesiz ki sen le elbette tehdi ulaştırırsın, ulaştıracaksın. İlâ sırâdın müstakîm, dost doğru yola ulaştıracaksın ey peygamber. Şura 52. Gâle Teâlâ ve Yüce Allah şöyle buyurdu. Felyahzerillezîne yuhalifûne. Felyahzer sakınsınlar. Felyahzer aslında ne? Feliyahzer. Öyle değil mi? Emir gayiptir. Fa ile veya başında vav olsa da lam cezimli olarak karşınıza çıkar. Felyahzer sakınsınlar, korunsunlar. Burada ne var? Emir lamı var. Lamdan kastedilen şey nedir? Emir midir, dua mıdır? Tabii ki de emirdir. Neden? Üst makamdan alt makama yöneltilen bir hitaptır. Fellehzer, sakınsınlar. Evet, bir yasaklama söz konusu. Nehidir. Ellezîn, o kimseler ki yuhalifûne, karşı geliyorlar. An emrihi, onun emrine karşı geliyor. O derken peygamberin emri. Acaba buradaki hi peygambere mi raci, başka bir şeye mi? Burada bir ihtilaf bile yok. Neden? Ayetin başından alınmadığı için şu anda an emrihi, onun emrine karşı gelenler derken o, yani peygamber diyorum ben. Bir başkası acaba peygamber mi diye düşünmesin. Çünkü Nur suresi 63'ü okuyoruz. Açarsak Nur suresi 63. ayeti, ayetin baş tarafında peygamberden bahsedildiği ortaya çıkacaktır. Fellehzer sakınsınlar. Ellezine yuhalifune, karşı gelenler, muhalefet edenler. Neye muhalefet edenler? An emrihi. Peygamberin emrine muhalefet edenler sakınsınlar. Neyden? En tusibehum. Başlarına gelmesinden, ne? Fitnetun. Bir bela gelmesinden korunsunlar. Veyahut da yusibehum azabun elim. Veya da onlara elin bir azap gelecektir. Bundan sakınsınlar da görelim. Nur 63. Burada ne anlatıldı? Peygamberin emrine yüz çevirenler, karşı gelenler, yuhalifune, muhalefet edenlerin başına bela geleceği anlatıldı. Günümüzde ne diyorlar? Peygamberin ne söylediği önemli değil diyorlar. Ayette başına bela gelecek diyor. Dolayısıyla bu kişiler Allah'ın bu açık ayetini de görmüyorlar yani. Kul etuallimûne Allâhe bi dînikum. Deyiniz ki dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Çünkü Allah bela gelecek diyor. Onlarsa peygamberin ne dediği önemli değil diyor. Böyle bir fırka var. Ve gâle teâlâ ve Yüce Allah şöyle buyurdu. Ve kurne. O kadınlardan bahsediyor. Kadınlar için hatırlayın. Ma o şey ki yutula, okunuyor. Fi buyutikunne, evlerinizde okunmakta olan şeyi hatırlayın. Min ayatillahi, Allah'ın ayetlerinden olsun. Vel hikmeti, ve hikmetlerden olsun. Min ayatillah, Allah'ın ayetleri. El hikmet, hikmet nedir?
Hikmet'te 3 yazıyor. 3'e bakıyorum. El Kur'an ve sünnet diyor. Min ayatillah, Allah'ın ayetleri yani Kur'an okunuyor evlerinizde. Onu bir hatırlayın diyor. Ve daha ne okunuyor? Nelerden okunuyor? Min ayatillah, minel hikmeti. Bir de hikmetlerden. Hikmet yani sünnet. Hikmet de ayettir diyemeyiz. Çünkü vav'ın sağı ile solu farklıdır. Atıf harfinin sağında da solunda da aynı şey olmaz. Farklılık gerekir. El-Ahzab 34. Vel-ayatu ayetler fil-babi. Bu konudaki ayetler nedir? Kesiratun çoktur. Ben bir kısmını yazdım sadece diyor. Ve emmel ehadisu hadislere gelince burada kaldı.